Buradan çıkma. Ertan'da nasılsın? İyi misin bugün? Şimdi yatıp bir yer unuttum. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü olarak bağlı tüm sağlık tesislerimizde özellikle sağlık hizmetlerini de artırarak sağlık hizmetinin kalitesini yükselterek yaklaşık 1.214.000 TÜİK nüfuslu ilimize hizmet vermeye çalışmaktayız. Biz sağlık hizmetlerine birinci ve ikinci seviye sağlık hizmetleri olarak ayırmaktayız Sağlık Bakanlığı olarak ve özellikle hizmetlerimize de oldukça önem vermekteyiz. Birinci basamak sağlık hizmeti olarak 145 aile hekimliği aile sağlığı merkezimizde 406 aile hekimimizle 4.978.000 hastamıza birinci basamak ayaktan sağlık hizmeti vermiş durumdayız. Yine ikinci basamak sağlık tesislerimizde, devlet hastanelerimizde ise yaklaşık 5.396.000 hastamıza ayaktan poliklinik hizmeti, 1.831.000 hastamıza acil sağlık hizmetleri hizmeti vermiş durumdayız. Ve bu hastalarımızdan 149.817 hastamızı yatarak tedavi etmiş durumdayız ve 189.816 hastamıza da ameliyat yapmış durumdayız. Totale baktığımız zaman yaklaşık 12 milyon hastamıza biz yatarak ayaktan birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetini sunmuş durumdayız. Bu sağlık hizmetlerimizde özellikle sağlık hizmeti olarak özellikle ilimizde 123 yatak birinci seviye yoğun bakım, 120 yatak ikinci seviye yoğun bakım ve 105 yatak da üçüncü seviye yoğun bakım olmak üzere 348 yoğun bakım yatağımız aktif olarak hizmet vermekte ve bunların yaklaşık doluluk oranları da %90'lar civarındadır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesimizde ROP tanı merkezimiz, onkoloji hizmetlerimiz, nükleer tıp, kemoterapi ve radyoterapi merkezimiz, özellikle yeni oluşturduğumuz inme merkezimizde Edremit'te ve Atatürk Şehir Hastanesi'nde hizmet vermekteyiz. Erişkin kardiyovasküler cerrahi ve kardiyolojik anjiyografi hizmeti vermekteyiz. Atatürk Şehir Hastanemizde yine son dönemde anjiyografi cihazımız Atatürk Şehir Hastanemizde 2 iken Sayın Valimiz önderliğinde Sağlık Bakanlığımızdan bir cihaz daha edinerek yaklaşık bir hafta 10 gün sonra onu da hizmete geçirerek 3 cihazla daha yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Yine toplum ruh sağlığı merkezlerimiz, palyatif bakım merkezlerimiz ki bu da çok önemli ve hayırlı bir hizmettir. Yine diyaliz hizmetlerimiz oldukça geniş çaplı ve yaygın bir şekilde. Perinatal merkezlerimiz, bulunan rehabilitasyon merkezlerimiz, obezite merkezimiz ve son olarak da yine Bigaliş'te açmayı planladığımız inşallah hidroterapi merkezimizde yine 2019 yılının ikinci yarısında hizmete girecek olan ilimizde önemli bir eksik olan hiperbarik oksijen tedavisi merkeziyle özellikle hizmetlerimizi de genişleterek hastalarımızı yıl dışına sevk etmeden hastalarımızın %99.9'una ilimizde hizmet vermeyi planlıyoruz inşallah. Thank you.